Sevgili arkadaşlar, bir kez daha hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Cities Skylines 2 serimize devam ediyoruz. Burada hemen bu videoda birkaç tane hem gelen yorumlarla alakalı yanıtlamak istediğim birkaç şey var. Hem de neler yapacağız tekrar beraber ona da bakacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazı bölümlerde çok garip bir şekilde, bakın burada tekrar gösterebilirim. Benim her zaman arkadaşlar VSync'im de açık. Hani çözünürlüğüm de şeyim de FPS sınırım da çok yani net bir şekilde ayarlı olmasına rağmen ekran yırtılması olan bölümler var. Bunu ilk etapta ben de anlamamıştım, çözememiştim. O yüzden de hani acaba kayıtla mı alakalı falan diye böyle araştırmıştım. Sonradan fark ettim ki son birkaç bölümdür biliyorsunuz benim şey falan patlıyor ya, tam oynarken patlıyor. Oyundan atıyor, tekrar geri giriyoruz vesaire ya. Oyundan attığı zaman meğerse bütün görsel ayarları değiştiriyormuş. Çözünürlük de değişiyor. İşte diğer hani benim kapattığım bazı ayarlar da değişiyor. İşte yüksek kaliteden orta kaliteye falan düşebiliyorlar. Bu arada gölge kalitesini birazcık düşürerek performansı arttırabiliyorum. Bundan ötürü arkadaşlar yırtılma oluyor bazı bölümlerde. Onu o şekilde çözdük. Bundan sonra da hani bir patlarsa oyun, geri dönerken ayarımı yapıp döneceğim. O hani ekran yırtılmaları olmayacak. Benim de sinirimi bozuyordu. Yorumlarda da görüyordum ama çözemediğim için yanıt veremiyordum. Bunu peşin peşin söylemiş olayım. Bunun dışında bir tane update geldi arkadaşlar bu bölümden evvel. O update de arkadaşlar çöplerle alakalıydı. Biliyorsunuz bir önceki bölümde çöple alakalı bir takım şeyler yapmıştım ve böyle hani işleme hani çöp işleme geri dönüşüm şeyleri bayağı bir yavaştı. Onu dengelemişler. Hem storage yani depolama kısmı artmış, hem processing speed vesaire falan artmış. Tabii şehrin üretim hani çöp üretme aşamaları da daha hızlanmış diye tahmin ediyorum. Şuradan baktığımda what the fuck? Bir dakika, dengesiz bir şey var. Acaba save'im mi patladı? 65.000 ton çöpü işleyebiliyor gözüküyoruz. Ama 129 ton şey yapıyor. Neyse, zamanı ilerlettiğimde düzelme ihtimali var. Buna bir tekrar da bakacağız. Yeni çalışma şeyine göre dengeleme falan da yapabiliriz. Bir sürü yatırım da yapmıştık burada, görüyorsunuz. Recycling center'a vesaireye. Hani fiyatlarını çok da arttırmamışlar bu arada. Ama ilginç bir biçimde. Pekala, buna da yine bir göz atarız. Bir de bir önceki bölümde biliyorsunuz burada kaçış yolları falan yaparak şöyle zamanda artık bir ilerleteyim. Buradaki trafik problemini çözmeye çalışmıştık ve aslında kısmen çözmüştük. Ama şurada şey falan derdi var. Mesela bu burada niye bekliyor, buraya girmiyor? Çünkü bu U dönüşü yapmaya çalışıyor muhtemelen. Burada çünkü ışık da yok. Hatta belki bazen bug falan oluyor. Görünmeyen ışık varsa diye mesela kapatmak istesem. Aynen, kapattım bu arada ama. Aa, hakikaten görünmeyen ışık mı varmış ya? Bak şu an sağ klik yaptım ve düzeldi. Bir hızlı geçsin bakayım. Şu an burada bir sıkışma olmadan geçiyor olmaları gerekiyor. Evet. Lol. Tamam. O dert kalmadı. Bakın burada da kendilerine gelmeleri birazcık vakit aldı ama toparlayacaklar. Bakın buraya kadar uzamış olan bu trafik zaman içinde ayrılacak. Ya bu şerit değiştirme mevzuları beni gerçekten üzüyor. Birbirlerinin önüne kırıyorlar. Yani daha erken belirleseler geçecekler şeride. Özellikle şuradan geçerken falan filan şey yapmış olsalar bir dertleri olmayacak ama bir de burada arada niyeyse yavaşlıyorlar gibi bir sıkıntı var. Onun da sebebini tam anlamadım. Ama işte dediğim gibi trafik yapay zekası ile alakalı arada böyle problemler olabiliyor. Burada da bir slip lane var. Bunlar da kaçıyorlar. Burada yanılmıyorsam ışık var değil mi? Evet. Işık var ama ışığın yararı yok gibi. Buna sağa dönmeye çalışan... Ha, şey yapılabilir. Mesela burada... Ya ikisi de tamam, sola dönüyorlar. Buradan sağa dönüş yok. Tamam, oradan kaçacaklar. Bir slip lane şuradan da buna bağlasam bağlayabilirim gibi de geliyor. Yani slip lane dediğim kaçış hani yolu. Buradan sağa dönüş zaten yok gibi. Oğlum işaret niye yok burada şeyde? Bazı şeyler gerçekten... Tamam, sağa dönüş hiçbir zaman olmayacak. Buradan bir sefer koyup kaldırdım. Sağa dönüşü serbest bıraktım. Ha, buradaki şeyler hakikaten yok. İlginç bir biçimde. Burada da aynı şekilde. Yok, burada var, burada yok. Niye yok yok oğlum burada? Ben bütün yasakları kapatayım şurada. İlginç bir dünyası var. Allah Allah. Neyse, mesele değil. Buranın yavaş yavaş azalacaktır diye tahmin ediyorum şeyi.
Tekrar bir geri dönüp bakacağız ona tabii. Şu an tekrar bir şeye de baksam. Garbage accumulation. Cidden. Garbage processing falan. Burada bir dengesizlik var. İlginç. Yani save'im ile alakalı 250 araç toplam var. Onun bunu nasıl ayarlamışlar? Save'im ile alakalı bir bug olabilir arkadaşlar. Bu kadar çok bu tek başına zaten 50 bin ton şey yapıyor. Bu bozuyor muhtemelen diyeceğim ama tek başına bu da bozuyor olamaz ya. Allah Allah. Yani nasıl yapsam acaba bunu denk... Peki neyse şimdilik böyle bir takılsın o. O da garip oldu. Neyse. Ekstra benim mesela burada trafiğim var mı? Burada gene klasik trafiğimiz var. Çok ilginç. Dönerken problem yaşıyor diye ekstra problem oluyor. Yol da vermiyorlar. Şöyle bir şey yapsam. Şuraya belki... Dur, bu değil tabii benim olayım. Şerit sayısını arttırdığımda... Bir nebze olsun derman olur mu diye düşünerekten... Buraya kadar gelip sağa dönmeye çalışmaları falan çok acayip. Yani çok fazla şeyim de olmadığı için aracım da olmadığı için bazı şeyler yani gerçekten şurada şerit değişmeyin bari. Yani bunu nasıl... Bunu elle şey yaptığım için olabilir ya. Ben burayı bir yıkıp tekrardan şeye çevirmek istiyorum. Mesela şuradan six lane road. Hatta divided road olsun. Her şeyi bir kapatayım. İkisine de bağlanacak şekilde yaklaşalım şuradan. İkisine de yaklaşmıyor musunuz ya? Bağlanmıyor musun? Eğer ikisine de bağlanmıyorsan ben elle bağlayacağım onları. Ders çevireceğiz tabii bunu böyle. Tamam. Şimdi bu yolları da şimdilik aslında gene Trilane Asymmetric Road olarak görelim. Tek noktada birleşsinler. Burada ışık da bir olsun. Ne kadar hızlı boşaltabileceğimize bakarak burayı yolu daha düzgün bir hale getirmek için şey yapabilirim. Buradaki şunu şöyle ayarladığımda bir sıkışıklık oluyor ama kısa süreli bir sıkışıklık oluyor.
Şuradaki araba şeylerini de kaldırayım. Tamam. Yok, burada ciddi bir kim oluyor. Tamam. Zaten ilk amacım geniş bir hala mı ya? Şöyle. Şuradan yolu düzgün çekelim. Şimdi divided road olarak. Şunu da kapat. Şunu tam ortasından. Gerçekten buradan. Şöyle bir bakacağım. Şuraya kadar gel. Buradan da. Yok, buradan böyle kal. Devasa bir. Şundan yapalım. 2'ye 2 gelen bir otoyol var burada. İki şeritli gelen, iki şeritli giden. Bunu da daha derli toplu bir biçimde tam nerede koyacağını belli de ettirmiyor. Şöyle bir iki olsun. Buradan da buna bağla dediğimde. Geçişle alakalı sıkıntısı kalmamış olması lazım. Şimdi şunları da bağlayacağım tabii ki. Şununla gene. Birazcık geri ittirebiliriz bunu. Şunu da biraz geri ittirip bağlayalım. Bağlantı ile ilgili bir sıkıntımızın kalmaması lazım. Şöyle bir geneline bakayım şehrin. Tamam, herhangi bir su problemimiz yok. Genel üretimimiz ve tüketimimiz tamam. O da fena değil. Burada baktığımızda sola dedicated bir dönüş var. Düz var, sağ var falan filan. Belki şöyle bir şey de yapılabilir. Bunları kapat. Böyle buraya bağla. Şuradan sağ dönüşü kapat. Kapatamadık mı ya? Şu değişmiyor olması çok tatsız. Yasaklıyorum halbuki. Şuradaki ışığı kaldırabiliriz. Burada geri dönüş yapmaması lazım ama yapıyor. Bu şekilde bağlantı da çok dönmüyorlardı gibi. Açılacak mı? Onu çok kestiremiyorum. Allah Allah ya, bu gerçekten
Hoşuma gitmedi bu iş. Buradaki sağ dönüşü kapatmıştım. Onu tekrar açayım. Gözükmüyor olsa da etkisi olabilir. Herhangi bir dönecek mi çok da emin değilim. Buradan yaya geçitlerini kapatayım. Niye böyle bir... Ben herhalde canlı canlı değişiklikler yaptığım için saçma bir şey hesaplama yapıp yapamayıp takılmış olabilirler. Hiç sağa... Ha, yok bir dakika. Şuradan gelip de sağa dönen... Tamam, bu dönüyor en azından. Tamam, şunu da gene en azından şöyle bir çift yola çevireyim. İki şey olmasına gerek yok. Dedim ama. Sola dönecek olan buradan gider. Gerçi sol ve düz şeklinde ayarlayabiliyor olsaydım. Yok, istediğim gibi gerçekten ayarlayamıyorum ve o gerçekten de şey, üzüyor beni biraz. Şuradaki şerit sayısını da arttırabilmek için ben tekrar şu ikisine kaldıracağım. Buradan iki şerit olarak gelebilirsiniz yine siz. U dönüş yapmak diye bir şey yok burada ama U dönüşünü kapatmayı koymamış olmaları gerçekten. Diğer şeyler kayboldu bu arada. Işık varsa bunu kaldır. Geçişleri de kapat. Tamam. Şurası birazcık açıldığı zaman muhtemelen daha rahat geçilecek. Hem burada toplamda 3 şeritli bir dönel kavşağımız var artık. Yok, en gene şeyi bu ya. En iyi çözüm yine bu oldu. Baktığımızda sola dönmeye çalışanlar böyle geçecekler. Şey yapsam, şurada adam akıllı durup yer vermiyorlar da. Aa, bu şey yok mu burada? Var, yol ver geçit olmasına rağmen çok düzgün karar veremiyorlar. Ama azalıyor gibi gözüküyor. Tamam, çok bile uğraştık bunlarla ya. Ben bir yandan şurayı da aha problem olacağından çok emindim aslında ama niye böyle bir sıkıntı var? Processing, ha, ekstradan switch treatment'ı falan arttırmak gerekecek. Şey yapalım, ya ikincisini yapalım ya da burada bir kontrol edeyim. Kapasitemizi de arttırmamız mı gerekecek ekstradan yine? Burada bağlantıyla alakalı bir sıkıntı olmuş gibi duruyor da. Nasıl yani? Bağlı zaten.
Burada bir sıkıntı var. Ha, yolun altından geçiyor olmasına rağmen çok da geçmiyor gibi. Yok yok, şey yetmediği için bu ya. Belli yani. Kapasite yetmediği için. Okey. Tekrar kapasiteyi arttıracak bir şey. İkincisini yapacağız ya. Tamam, bu bir taneyle bir yere kadar gitti. Şöyle bir bölgeye yapabiliriz. Değil mi? Bununla aynı mevzu. Artık orada bir problem kalmamış olmalı. Tamam. Bir şey yıktığım için değilmiş. Tamam, buradan bağlandığı için bunu artık kaldırabilirim. Tat tat tat. %100 process rate'imizi de arttırdık. Şöyle baktığımda gayet fazla suyumuz var. Ekstradan aslında bu suyun fazlasını export edebilir miyim? Nasıl ederim? Şey yapma şansım var mı ya? Bu boruları acaba şeye taşıyabiliyor muyum? Dur bakayım, ya da çıkış vesaire bir şey. Ha yok, şehir limitlerini aşıyor. Ama aşmıyor olsa evet açabiliyorum. Dur bakayım ya. Buradan mesela en yakın olduğum yer neresi şeye? Yani buradan 4 kare var. Buradan 5 kare var. Bunların 4'ünü alayım. Şuradaki suyu düz, dümdüz bağla buraya. He, su bağlantısı yaptık. Bu kadar basit miymiş ya? Peki exported water 0 şimdilik ama zamanla belki artar. Arttı. Lol, direkt yani çok az para getiriyor da. Exportumuz 167 bin metreküp mü? Oğlum bu kadar su verip o kadar az para mı kazanıyoruz? Aa, gerçekten sudan para kazanılmıyormuş ya. Olsun. En azından bağlamış olduk. Ekstra zaten buradaki şeyi de tren yolunu da açmış olduk. Buradan gerekirse ekstra bir şey de yapılabilir. Otobana bağlanmak için yolda yapılabilir falan filan. İlginç bir mevzusu oldu. Peki. Buraya da bir dönüş yapayım. Buranın bu arada şeyine bir bakmam lazım. Tarım alanlarını böyle işaretlemişiz. Bunu aslında genişletip böyle bir bölgeye çevirsem bunu ben. Ben buraya küçük bir yerleşim yeri yapacaktım ama bayağı bu şeyin, buradaki otobanın kuzeyini, şehrimizin güneyini bayağı geniş güzel bir şey alanına çevirebiliriz. Bu niye abandoned ya? Abandoned my occupant. Peki. Burada bir şey mi koymuşuz ki biz? Nedir ki burada ya? Allah Allah. Bizim niye tavuk çiftliği? Yani bu normalde bir tavuk çiftliği. Burada işe yarar diye bunun dibine yapmıştık. İhtiyacımız mı yok diyeceğim şeye. Yeni update'ten sonra patlamış olabilir. Başka aynı şey var mı buralarda vesaire de? Yok. Biraz bekleyelim. Belki yerine yenisi gelir. Allah Allah. Çok garip gerçekten. Şu nedir? Bu arada notification'lar var diyor ama.
No notification diyor bir yandan da. Peki. Bir dakika ne yapıyorduk? Ha. Bu tarafı biraz daha tasarlayabilirim. Gerçi dolduralım önce şurayı. Şöyle de bir şöyle ayırdım da şuraya da aynısını yapalım. Nice. Hemen şunları yerleştireyim. Yer altından çıkabiliriz. İkili tamamını kullansın istiyorum buradaki şeyler. Burada böyle ayarladık. Tarım alanları diye ayırdığımız bölgede 3300 kişi 3300 ev var. 4700 insan yaşıyor. Daha da artacak sayısı. Buradan acaba nasıl bir şeye gitsek diye bakıyorum bir yandan da. Bir ana arter çekmem gerekecek benim. Ama yani buradaki trafik bir yere kadar kaldırıyor. Ben buraya normalde küçük bir yer olarak tasarladığım için şey yapmıştım. Çok böyle iki gidişlik geliş yol falan gibi bir bulvar gibi vesaire falan bir şey tasarlamadım. Ha bu arada gene kış geliyor. Arkadaşlar yani burada nasıl gece gündüzü kapatıyorsak şey yok. Yani şu karı kapatmak diye bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Diğer şeylere de baktım. Yani tekrar sizle de beraber gerekirse bakalım da yani. Yok grafikte zaten diğer şey yerleri falan var. Maalesef ki henüz eklenmemiş bir şey. Karı kapatma mevzusu. Dolayısıyla beyaz ekrana bakacağız birazcık. Bununla beraber şuraları tasarlarken şöyle ayırayım buraları. Burayı da yine keza şöyle sıralı evlerden yapacağım. Güzel de gözüküyorlar kar yağdığı zaman falan da işte bir yere kadar bakılıyor. Burayı genişletmeye devam ettik. Şu tarafa da bir gelmedi değil mi hala? Bunu bir daha bir yıkıp yapsam mı ya? Onda bir gariplik var çünkü yani ihtiyacımız da var şeye. Eğimlerden geçirirken eğim diyorum açılı yerden geçirirken sıkıntı oluyor tabi ama tamamdır. Çekelim. Şak diye bu arada. Ya orada bug vesaire bir şey oldu herhalde ya. Yani onun bu kadar uzun süre atıl durumda kalması bu binanın şeydi garipti.
Şuradan yapıştır buraya kadar. Çek. Bunu buraya yerleştir. Buradan böyle bir bağlantı yap. Şu tarafa doğru da gideriz ya. Bundan daha devasa gelecek mi? Buradaki yoğunluğun artmasının sebebi muhtemelen yeni binalar. Yeni taşınanlardan ötürü böyle bir şey var. Eğer ki çok uzun süre devam ederse buranın da ekstra şeyine bakarız. Hatta tam bunun yanından bir tane de buradan vesaire gibi bir şey yapılabilir. Ben şu şeyi direkt heavy road mu yapsam ya? Önceki bölümde bu yollarla burayı ayırdık ama çok da ihtiyaç da kalmadı gibi. Şöyle gitmesin de buradan elektrik de mi yetmiyor ya? Elektrik niye yetmiyor? Ha? Hiçbir zaman şey bağlantısını mı yapmadık biz? Ürettiğimizden fazlasını tükettiğimiz için muhtemelen diye tahmin ediyorum. Bir bakayım şuna. Aynen. Buraya da yok, bu rüzgar gülleriyle çözülecek bir şey değil ya. Buraya ekstra büyüteceğiz yani biz. Dolayısıyla ben şöyle bir bakayım. Buraya direkt şey bile çekebiliriz. Yani şu şekil bile elektriği çekebiliriz. Yedi mi bu? Evet. Direkt buradan bağlanmış oldu. Genel hatta da bağlamış olduk. Daha küçük tutarım vesaire diye düşündüğüm için hani böyle rüzgar gülleriyle çözerim demiştim. O bir yere kadar tabii işledi. Şöyle gel. Şöyle gel. Sen de artık buradan böyle bağla. Tamamdır. Gelelim. Şehrin girişinin çıkışının buradan olması şey yapma şansımız olmaz mı ya? Direkt bypasslı bir yol. Bak burada o işe yarayabilir. Gerçi ya da ikinci bir... Gerçi zaten kalmadı bir şey ya. Buraya girişte mi dert oluyor? Evet, ikinci bir giriş yaptığım takdirde onu da buradan verebilirim zaten. Lan.
Bug'a girdi buradan. Yolu çekmek için tıkladım ama bir şey olmadı az evvel. Böyle gelsin. Direkt buradan giriş 90 dereceli ve buraları evet blok blok şey yaparız. Bu yolu da kısmen kullanacaklardır diye tahmin ediyorum. Burada ışıklar var değil mi? Tamam, olur. Şehre buradan da böyle bir giriş olması mantıklı olabilir. Kimse girecek mi gerçekten buradan ondan da emin değilim ama belki şuraya da iki giriş iki giriş değil ya şöyle olacak. Yok iki kişi aynen. Yani iki şerit gidiş geliş daha doğrusu. Şu şekil. Şey giriş çıkış daha hızlı olur. Evet, buradan da artık çıkış yapabildikleri için daha derli toplu bir şeyler de olacaktır. Burayla alakalı bizim neye ihtiyacımız var onlara da bakmak gerekiyor. High crime. Crime nerede? Burada var. Şunları bir upgrade'ini yapayım ya. Buranın normal şartlarda o kadar da crime olmaması gerekiyor. O kadar da suç olmaması gerekiyor burada. Ama yetişemiyoruz demek ki bazı şeylere. Burayı nasıl ekstradan bölsem diye düşünüyorum. Ondan evvel aklım hala biraz daha burada olduğu için. Şurayla ilgili bir item kaldı mı? Bilmiyorum. Burada niye suyla, su borusuyla alakalı bir sıkıntım var? Bağlanmış oldu. Not enough customer problemleri yaşanıyor burada. Bu arada şeye de bir bakayım. Usage'lara falan baktığımda inanılmaz. Bir tane daha ihtiyacımız var gibi gözüküyor burada. Tramvay projesini inceden bir başlatmak da gerekecek. Seninle ilgili bir sıkıntımız var mı? 8 bekleyen var. Okey. Şu %98 kullanılıyor. 167 gibi. Bir kişi bir otobüs arttırırsam çözer mevzuyu. Bu hat hangi hattı ya? Ha şeye götüren. Ofis bölge ya da trenle tramvay trenle otobüsler arasında geçen kısım. Şey de yapayım ya bir dakika. Yeni taksi durakları eklemek lazım. Taksi shelter. Mesela burada direkt şuraya bir tane eklesek olur. Her şeyden evvel. Burada ikinci bir tane şuraya ekleyeyim. Şuraya da ekleyebilirim bir tane. Direkt buraya bir tane eklemek gerekecek.
Sanırım şimdilik bunlar yeterli. Ekstradan şu bölge elektrik niye yok gene oğlum? Burada şey oldu. Yine. Bunun ilgili sıkıntı nedir? Overload. Overloadluk bir durumun olmaması lazım ya. Bağlarız gerekirse. Çöp möp yok bayağı patır patır. Bu gerçekten çöp binalarıyla alakalı bir şey var. Bir dert var. Bir dengesizlik var. Onu düzeltecek. Yani benim save ile alakalı olabilir dediğim gibi. Hali hazırda var olan save'ler. Araçların kaybolmasına hiç gerek yoktu. Buradan bu şekilde bağlamak. Gerçi şöyle yapacağız bir saniye. Şuraya bununla aynı boyutta bir tane şey eklersek. Daha makul bir şekilde akıp geçebilirler. Çok yüksek bir trafiği kaldırmayabilir gibi ama kaldırabilirdi gibi. Tamam buradaki. Önceliği hangisine vereceğimize karar veremiyoruz orada yol ver tabelasında. O araç yok. İlk oyunda modla gelen geldiği gibi. Şöyle bir bakayım. Şu tarafı da her türlü böyle bir şey yapacak ya. Evet. Çıkalım. Böyle bir yürümeyi doğru da bulunmuş olsun. Sonu gelmeyen bir medium density ihtiyacı var. Ev ihtiyacı var. Böyle tek şeride düşüyor olması. Gerçekten dönel kavşakları gene elle yapmak daha şey gibi geliyor. Upgrade etmek istiyorum misal aslında ama şuranın tek şerit olmaması gerekiyor mantık olarak. Bunu tamamen kaldırınca kısmen çözebiliriz gibi durdu. Ha gayret. Ha, sola girmeye çalıştığı için ekstradan. Ya işte şerit değiştirme kısımlarında problem oluyor. Onların nasıl çalıştığını zaman içerisinde daha da şey yapacağız. Zaten modlar çıkmaya başladığı zaman %99 onların tık diye çözümünü getirecek olan en basitinden line connector olsa tak tak hangi şeridi takip eden nereye girecek falan onu belirlediğim anda problem çözülecek. High rent gözüküyorsa oralar bu arada şuralara mesela
İlk şehrimden daha da geniş olacak gibi. Ayrıca biraz daha da uzat burayı. Nasıl oldu da becerdik buradaki şeyi kırmayı? Açık kalsın. Bu da açık kalsın. Şu da hatta açık kalabilir. Ha, şimdi oldu. İki işaretli de yapılabilir bunlar ya. Denk getirelim tekrar bunları böyle. Şuradan da bir bağlantıya ihtiyacım var mı yok mu çok emin olamadım. Buranın engebesi çok da fazla olmadığı için buradan şöyle bir 90 derece çıkalım. Gelelim. Şöyle bölerek birkaç şey yapmak istiyorum ya. Low rent housing yapmak istiyorum. Dev gibi. Buradaki yüksek kiralardan dertlenenlerin alayının gelip taşınabileceği. Mutlulukları da bayağı bir iyi, güzel. Şeyleri bir kontrol edelim hakikaten. High taxes. Unreliable mail service. Aa, mail service ile alakalı sıkıntısı olanlar var. Mailbox yerleştirelim. Daha eklediğimiz zaman problem olmayacak mı? Ha, coverage yüksek ama şey yok. Tamam, bir saniye. Şöyle çözeriz. Ekstra şeye ihtiyacımız var. Dur bakayım. Şu yeterli değil. Bir de coverage'ımızla alakalı problem de gözükmüyor. Niye buraya? Hı, çok hızlı doluyor diye mi? Ben yine de buralara bol bol şey eklersem. Bir tane daha buraya ekle. Bir tane daha buraya ekle. Şuralara da ekle. Şehrin kalabalık bölgelerindeki
Hosta şeyi birikiyor. Yani tamamen mutsuzlukları unreliable mail service'den ötürü. Daha hızlı bir şekilde nasıl çözeriz onu hakikaten bilemiyorum. Işıklar o kadar saçma çalışıyor ki. Hakikaten yeşil yanan adamlar da geçemiyorlar. Kaldırdığım zaman yaya geçidine bir yere dolmuyor falan. Bunlar düzelmesi gereken şeyler gibi gözüküyor. Ne bekliyor bunlar? Waiting in... Peki. Crematorium availability, that's... Ha. Ölülere yetişemiyor. Crematoriumlar. Bir tane burada var. Hah, tamam geri geldi. İlginç bir biçimde şey gözükmüyordu. Yine bug'a girmiş. Allah Allah, bizim save'imiz patlamış olabilir mi ya? Gerçekten son çıkan yamayla beraber bazı şeyler bozulmuş olabilir gibi hissediyorum. Buradan da memnun değilim. Şurada en azından dönüyorum artık. Trafik. Birikim var. Genel olarak trafik sıkıntılı durumda. Yani belli bir şey de akıyor da bir yere kadar akıyor. Buralardaki duruma bakayım. Tamam, en azından burada bir problem yok sayılır. Buradaki şey de çok iyi çalışmadı ya, düz bir kavşak yapıp şey yapsaydık burada bu şeyi taşımıyor da olabilir. Bunları çözmek hepsini gerekecek de o kadar da çok şey var ki çözülecek. High rent mi? Oğlum. Land value da düşük yani, hani şey toprağın değeri de düşük burada, yani ekstra bir durum da yok. Binaların değeri yüksek gözüküyor falan. Bir dünya şeyi var eksik bunun. Normal. O ayrı da. Kıymetlen... O buralar inanılmaz derecede kıymetlenmiş. Small homes, unreliable mail service. Lack of entertainment. O çözülür. Bir de high crime. Oğlum bu... Şöyle yapalım. Ekstradan etkinliğini arttırabileceğimiz ne binaları var? A welfare office. Olur. Şunu açayım. İhtiyacı olanlara yardımcı oluruz. Police headquarter. Açalım. Central Intelligence Bureau. Şuna baktığımda ne yapıyor? Crime rate'i azaltıyor genelinde. Bütün şehrin. Jail kapasitesi var. Patrol car falan var. Bir yerlere yapalım bunu. Şurayı yapalım mı ya? Direkt buraya yapmasaydık bu arada.
Şöyle alalım. Bu daha mantıklı oldu. Aracın kullanıldığı falan da yok bu arada ama. Polis headquarter. Şuraya sığdırabiliyor muyum? Sığdıramadım. Ha, şuraya sığıyor da. Bu taraftakini çözelim en azından. Burada full coverage'ımız olmasına rağmen average crime probability %20. Peki, current number of criminals per month, success rate. Ekstradan prison'a da mı ihtiyacımız var ya? Şuralara mail handling'i az diye şeye düşük. Buraya da posta şeyleri ekleyelim. Şu ufak tefek servislerin nasıl çalıştığı konusuna da ekstra değinmek gerekecek. Belli ki. Bu taraftaki problemi çözdük mü? Zaman da geçti üzerinden. Yok bunlar. Oğlum, coverage'ımız bayağı da iyi bu arada. O kadar da iyi değilmiş coverage'ımız. Koyu yeşil göz. Gerçi o kadar düşük de değil ya. Bayağı hani tam yemyeşil olmak zorunda da değil yani. Kırmızı değil en azından. Bence o taraf orası gayet yeterli. Bu tarafa belki gerekebilir bir tane. Ekstra bina yapmaya gerek yok. Posta kutusu koyarız. Oradan gelinir alınır. Reliable mail service olmaya başlamış geneline bakıldığında. Trafik yüksek. Evet, onun farkındayım. Trafikle alakalı hakikaten ekstra bir kafa yormak vesaire gerekecek. Gerçi burası bu sefer de açılmış. Belli saatlerde mi tıkanıyor sadece? Onu da anlamadım ki anasını satayım. Buradaki durum nedir? Burada da birazcık açılmış olan bir durum var. Başka bizim şurada tıkanıklık olabiliyordu. Kısmi bir tıkanıklık var. Şurasının uzaması birazcık üzüyor beni ama çok da problem. Belki şey yapsam bir saniye şurayı şurada azıcık upgrade edelim. Şurayı da 4 şeride çıkartalım. Evet. Biraz orada kurtardı. Sizin mutlu olmanız için ne gerekiyor? Small homes. Ona yapacak bir şey yok. Lack of entertainment. Health coverage. Abundance of leisure time. Bu tarafta ha, welfare office. Şöyle bir welfare office yapsam. Nereye kadar gidiyor? Bu tarafa gidiyor. Okey. Mesela şuraya yapayım. Buradan direkt burayı da bağlayabilirim birbirine.
Şu yolu kaldıralım. Yol hiyerarşisi açısından da böylesi daha mantıklı olabilir. Tekrardan şunları doldurayım. Buraya bir şey konsun istemiyorum çünkü araç konsun istemiyorum. Aynısını aslında bu tarafa da yapabiliriz. Son buraya koyamıyoruz değil mi? Aynen. Şuradan. Şöyle ayarlayalım. Extra jail. Ha, yan tarafa koyuyor onu. Bunu kendine ekliyor mu? Ekliyor. Helipad. Tamamdır. Health coverage. Buraya kadar yakışmıyor mu gerçekten ya? Yok tamam, madem öyle bir tane şuraya. Şundan yerleştiriyoruz. Hatta şöyle de yerleştiriyoruz. Şuradaki yolları da kadar uzatabilirim. Şuraları da dolduralım. Tamam, buradan niye 90 derece gelmiyor? Şunu kapatmam mı gerekecek? Evet. Şuradan da şöyle gelelim. Invalid shape derken. Oğlum niye invalid shape? Şu yolu böyle dümdüz... Ha, çektirdi şimdi. Tamamdır. Şu yolu da 4 şeride çevirsem şunları da şunlarla beraber daha mantıklı olmaz mı diye düşünüyorum. Olabilitesi var. Şuradan ayarlayayım. Tamam, bir yol yapacağım. Çok yürümek zorunda kalmasınlar. Burada bir problem oldu bence. Allah Allah, niye yapılmıyor buralar? Şey, bu binalar. O da ilginç. Pekala, neyse. Çok dağınık bir bölüm oldu. Hala daha... Tekrar bir kontrol etmek istiyorum şuralarda. Yok tamam, burada giriş çıkışla alakalı bir sıkıntımız kalmadı. Şöyle ilgili zaten hiçbir zaman sıkıntımız olmadı. Şuraya baktığımda burada da bir dert kalmadı. Neye göre problem oluyor, neye göre olmuyor? Gerçekten burada da gayet güzel giriş çıkış gerçekleşiyor. Şurası da mesela normalde bir trafik noktasıydı. Artık orası da bir trafik noktası değil. Belki de yoğun olan saatler geçtiği için mi mesela böyle bir durum oluyor? Yok, en yoğun olan saatler mesela 6-12 arasıymış. Oralarda trafik bayağı düşmüş bu arada. Trafik flow şimdi toparlıyor gözüküyor. %40'ların altına kadar düşmüş oradaki trafik flow. Çok doğru mu gösteriyor emin de değilim. Cool Bridge'de bir sıkıntı olmamış.
Briarwood Street diye gösterdiği yerde. Burada da %40'ların altında hakikaten düşmüş. Ama 800 araç saatte geçmiş falan gibi bir durum var. Hala daha aslında öyle gözüküyor. Bu ya ilginç bir durum var bu sayılarla, rakamlarla vesairelerle alakalı ama onu tam çözemedim. Son bir şey, hizmetini de bir kontrol etmek istiyorum. Genel olarak hizmetlere baktık. Yol hizmetleri neredeydi? Road maintenance. Full çalışıyor değil mi bu? Aynen. Bir tane daha bence belki şey yapmak gerekebilir. Şuraya bir tane daha road maintenance depo. Ha, burada zaten varmış bir tane. Okey. Ama burada evet. Niye? Buradaki trafik sıkışıklığının sebebi ne ya? Dönmeye çalışırken bir ne? Hadi bakalım. Ve şöyle bir iki saniyede tam düzgün de olmadı ama mesela bu, yani bu oğlum ne oldu da burada bir şeyler bu kadar karıştı? Şeyi de anlaşılmıyor. Çıktığı yerler vesairelerle mi alakalı biraz da? Asimetrik yollar falan yapsak. Buradaki problem hiç ben fark etmemiştim. Daha çok giriş çıkışlarda problem var gibi gözüküyordu ki aslında biraz öyle. Ama buradaki birikmenin, kilitlenmenin vesairenin sebebini de bulmak gerekecek. Neyse sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi çok dağınık bir bölüm oldu. Problemleri çözmeye çalıştık, hizmetleri çözmeye çalıştık falan derken burada yine ekstra problem de çıktı. Şuraya bağlan. Tamam. Elektrik için de şuradan şöyle çek. Tamamdır. Şimdilik bu kadar diyeceğim. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.